Merhaba, hoş geldiniz. Evet, Sayın Başkan'ın ifade ettiğine göre çok seçkin bir öğrenci topluluğu var burada. İstanbul'u merak ediyordur. Yani birazcık kültürü olan, zekası belli bir seviyede olan birisi İstanbul'da yaşıyorsa, İstanbul'un tarihini ve kültürünü mutlaka çok merak ediyor olmalıdır. Çünkü hakikaten çok güzel ve önemli bir şehirde yaşıyoruz. Bana sorarsanız, İstanbul'da yaşamak, hele İstanbul'da doğup büyümüş olmak, yani İstanbullu olmak başlı başına bir ayrıcalıktır. Bu ayrıcalığın tadına varmak hakkını vermek lazımdır. Bunun için yaşadığımız şehrin nasıl bir şehir olduğunu bilmek, anlamak, idrak etmek, hissetmek gerektiği kanaatindeyim ben. Ama İstanbul devasa bir şehir diyorsunuz. Sürekli büyüyor. Bir metropol de değil artık, bir megapol, bir dünya şehri. Ama biz tabii İstanbul deyince genellikle tarihi İstanbul'u, İstanbul'un çekirdeğini kastediyoruz. Çünkü asıl manasında derinlik, tarihi derinlik, zenginlik, kültürel zenginlik tarihi İstanbul'da. Dolayısıyla tarihi İstanbul korunası bir İstanbul'dur. Üzerinde titrenmesi gereken, sevilmesi gereken İstanbul'dur. Bu derslerin bu manada bu sevgiyi ve bu şuuru geliştirme amacı taşıdığını herhalde tahmin ediyorsunuz. Dedim ya, İstanbul'u bütün gün anlatmak aylar sürer. Düşünün, Reşat Ekrem Koç'un İstanbul Ansiklopedisini düşünün çocuklar. Önemli bir tarihçimizdi biliyorsunuz. Bütün ömrünü bir İstanbul Ansiklopedisine yazmaya vermiş. Fakat 11. cilde kadar yazabilmiş. Ki onun yaşadığı, ansiklopediyi yazdığı dönemde bilgilerimiz bugüne göre çok sınırlıydı. Onun ansiklopedisindeki her madde üzerine bile bir ansiklopedi yazılabilir. İstanbul o kadar zengin ve derin bir şehirdir. Hakikaten derin bir şehir. Bu kelimeyi vurgulayarak söylüyorum. Derin, derin İstanbul vardır. Bu İstanbul'un kalbi Bayezid Meydanı'dır diyebiliriz. Sadece Bayezid Meydanı üzerine bir ansiklopedi yazmak mümkündür tahmin ediyorum. Ben bir kitap yazdım, kocaman bir kitap yazdım. O kitaptaki her konu üzerine de ayrıca kitaplar yazılabilir. Zaten şehrin bu manada derinliğine nüfuz ettikçe güzelliğinin, zenginliğinin farkına varıyor insan. O zaman daha derinliğine yaşamak, daha iyi hissetmek için özel bir gayret sahip ediyor. Yürürken duvarların sizinle konuştuğunu hissetmeye başlıyorsunuz. Bir sütun size bir hikaye anlatıyor. Bir çeşme neler söylüyor? Suyun akışından bir musikiyi hissedebiliyorsunuz. Böyle derin bir şehir. Hani Yahya Kemal'in meşhur bir mısra vardır ya, sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer diyor. Hakikaten bir semti asıl manasında sevmek, tanımak, bütün zenginliğine nüfuz etmek için bir ömür yetmeyebilir. Ki klasik semtler, klasik İstanbul'un, tarihi İstanbul'un her semtinin ayrı bir karakter taşıdığını, hatta ikliminin bile farklı olduğunu söyler eskiler. Yani bir semtten bir semte geçtiğiniz zaman başka bir dünyaya geçmiş gibi olursunuz. Her semtin kendine göre karakteri vardır. Bayezid Meydanı da öyle. Şimdi Bayezid Meydanı görüyorsunuz, yukarıdan kuş bakışı, uçaktan çekilmiş bir fotoğraf. Bayezid Meydanı burası. Hepiniz biliyorsunuz tahmin ediyorum. Bayezid Meydanı'na gitmeyen yoktur tahmin ediyorum. Bu meydana ismini veren Sultan II. Bayezid tarafından yaptırılan cami diyorum ama sırf cami değil tabii. Camisi, medresesi, şu arkada şifahanesi, efendim kervansarayı vesaire, aşağıda hamamı, patrona Halil Hamamı diyebildiğiniz veya bilinen bir hamam vardır. Şimdi Türk Hamam Müzesi olarak kullanılıyor. Bütün bunlar Sultan II. Bayezid tarafından yaptırılan külliyenin parçaları. Külliye nedir? Bir yapılar topluluğu demektir aslında. Şimdi bir cami yapılıyor. Aslında o cami bir yerleşim
birimi oluşturmak amacıyla yapılıyor. Çünkü o camiden istifade edecek insanlar var. O camiden istifade etmek için onun etrafında yerleşmeye başlıyorlar. Tabii o insanların bir takım ihtiyaçları var. Hamama ihtiyaçları var, kütüphaneye ihtiyaçları var, efendim aşhaneye, imarathaneye vesaire vesaire. İnsanların, camiden istifade eden insanların bu ihtiyaçlarını da karşılamak amacıyla bir takım yapılar ilave ediliyor camiye. Böylece külliye dediğimiz yapılar topluluğu oluşuyor. Bayezid Camii de böyle bir külliye. Mimarının kim olduğunu tam bilmiyoruz, tartışmalı. Mimar Hayrettin yaptı diyenler var. Mimar Yakup diye bir isimden söz edenler var. Maalesef şu anda belki de en eski cami olarak, Selahattin Camii olarak varlığını sürdüren bu caminin ve külliyenin mimarını maalesef kesin olarak bilmiyoruz. Ki Bayezid Camii'ni, Bayezid Meydanı'na ismini veren II. Bayezid tarafından yaptırılmış külliyedir. Ama bu caminin yaptırıldığı meydan, arazi aslında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettikten sonra yaptırdığı ilk sarayın arazisiydi. Birinci saray, eski saray, eski saray derler. Topkapı Sarayı yapıldıktan sonra Fatih'in yaptırdığı ilk saray, eski saray diye anılmaya başlandı. İlk sarayın, eski sarayın işgal ettiği alan Bayezid Külliyesi'nin, Süleymaniye Külliyesi'nin ve bugünkü üniversite kampüsünün işgal ettiği alanın tamamıydı. Tabii surlarla çevrili bir alandı. Tabii fetihten önce bu meydanın adını bilenler vardır tahmin ediyorum. Artık o kadar yaygın bir isim ki Forum Tauri. Aslında Tauri öküz meydanı demektir. Bir öküz heykeli olduğu rivayettir ama asıl adı Roma devrinde, Doğu Roma devrinde asıl adı. Aslında Doğu Roma İmparatorluğu'nun kurucusu sayılan, yani Roma İmparatorluğu'nun Doğu ve Batı diye ikiye ayrıldığı dönemin imparatoru olan Theodosius birinci, Theodosius'un meydanıdır. Theodosius'un heykelinin bulunduğu bir sütun yükseliyordu. Bugün Bayezid Külliyesi'nin hamamı olarak bildiğimiz yapının aşağı yukarı bulunduğu yerde. Eğer o hamamın yakınlarından geçtiyseniz temelinde bir takım rölyeflerin bulunduğu taşlar görürsünüz. İşte o taşlar bir zamanlar Theodosius'un heykelinin üzerinde bulunduğu bu Sultanahmet'teki veya Çemberli Taş'taki sütuna benzeyen bir sütun vardı. O sütunda Theodosius'un heykeli vardı. Theodosius'un zaferlerini sembolize eden bir de zafer takı vardı. Bugün bildiğiniz o Simkeşhane, Orhan Kemal Kütüphanesi, Halk Kütüphanesi olarak bildiğimiz kütüphanenin önünde tarihi kalıntılar vardır. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. İşte o Theodosius zafer takının kalıntılarıdır. Giriş kapısı olduğunu söyleyenler de var. Yani Fatih İstanbul'u fethettiğinde bu Forum Theodosius veya Forum Tauri'de Doğu Roma ve Bizans döneminden kalma harabeler vardı aslında. Bu binalar yapılırken gerek saray gerek II. Bayezid Külliyesi yapılırken büyük ihtimalle o harabelerin taşları kullanıldı. Sütunda Theodosius sütununun bazı parçalarının kullanılmış olması gibi. Evet, eski saray Fatih Sultan Mehmet döneminde korunması güç olduğu konusundaki tavsiyeler dolayısıyla kademeli olarak terk edilmek suretiyle daha sonra yaptırmaya başladı. Yeni saraya, yani Topkapı Sarayı'na taşındı. Eski sarayda, bugün hiçbir izin kalmadığı eski sarayda gözden düşen veya tahttan indirilen padişahların, kadınlarının, kızlarının, gözdelerinin vesaire taşındıkları ve bir çeşit hapis hayatı yaşadıkları mekan haline geldi. Ta ki Sultan II. Mahmut devrinde 1826 yılında Yeniçeri Ocağı'nın kaldırıldığı tarihe kadar. O tarihten sonra eski sarayın bulunduğu alan ve sarayın parçalarının bir kısmı II. Mahmut tarafından kurulan yeni orduya, yani Asakir-i Mansure-i Muhammediye'ye seraskerlik dairesi olarak tahsis edildi. Seraskerlik zaten Bab-ı Seraskeri denir. Tabii bugünkü görünüşünden çok farklıydı. Şimdi ona geçelim. İnşallah bunu doğru kullanıyorumdur. Tamam.
Şimdi Bab-ı Selaskeri. Bayezid Meydanı'nın aşağı yukarı 150 yıl önceki görünüşü arkadaşlar bu idi. Şimdi üniversite kapısı olarak bildiğimiz üniversite deyince artık üniversite kavramının sembolü haline gelen o tarihi abidevi kapıyı biliyorsunuz. O kapının yerinde fakat biraz daha önde eski sarayın daha sonra da Selaskerlik Dairesi'nin bugünkü Babari'ye benzeyen, yani Alay Köşkü'nün karşısındaki Babari'nin kapısı var ya, ona benzeyen muhteşem bir kapısı vardı. Görüyorsunuz arkada Bayezid Camii'ni görüyorsunuz. Birkaç resim daha göstereyim. Şuradan yapacağız herhalde değil mi? Evet. Bakın bir gravür, önemli bir gravür. Bu nereden bakılarak yapılmış? Yangın Kulesi'nin üzerinden bakılarak yapılmış. Görüyorsunuz Bayezid Camii'ni, arkada diğer camileri görüyorsunuz. Atik Ali Paşa Camii'ni vesaire. İşte Selaskerlik Dairesi'nin az önce dışarıdan gördüğümüz kapının içeriden görünüşüdür bu. İstanbul'un nasıl bir İstanbul olduğunu bu resimden daha iyi anlıyoruz değil mi? Aşağı yukarı 150 yıl önce. Fevkalade güzel, öyle fazla işgal edilmemiş, bütün güzelliğini muhafaza eden bir şehir olarak bu gravürde karşımıza çıkıyor. Evet, aynı kapının, az önce dışarıdan gördüğümüz kapının içeriden görünüşü. Evet, bu kapı ve Selaskerlik Dairesi'nin yapısı Tanzimat döneminde modernleştirmek amacıyla, Namık Paşa vasıtasıyla modernleşmek amacıyla yıkılıyor. Ve bugün bildiğiniz Abidevi Kapı ve 1924 yılına kadar Darül Umur Askeriye, yani şimdi Genelkurmay Başkanlığı olarak kullanılan, bugün İstanbul Üniversitesi merkez binası dediğimiz, aslında Harbiye Nezareti, yani Genelkurmay Başkanlığı dediğimiz bina yapılarak eski yapı neredeyse bütünüyle ortadan kaldırılıyor. Evet efendim, yine eski bir fotoğraf. Bu da içeriden gösteriyor Selaskerlik Dairesi'nin kapısını, ama daha yakın dönemlerde çekilmiş bir fotoğraf. Çünkü medresenin etrafını yavaş yavaş bir takım salaş binalar kuşatmaya başlamış gibi görünüyor. Evet, Selaskerlik Dairesi kapısının resimlerini göstereyim hızlı bir şekilde. Bir askeri tören görüyorsunuz. Meşrutiyet döneminde çekilmiş. Evet, Bayezid Meydanı'nın Selaskerlik Dairesi kapısının yakın plandan bir görünüşü. Bu meydanın başına gelenleri tahmin etsen, hepsini anlatabilsem, pişmiş tavuğun başına gelmemiştir hakikaten. İşte Osmanlı'nın son zamanlarında meydanın görünüşü arkadaşlar. Evet bakın, Cumhuriyet'in 11. yılı, Abidevi Kapı eskilerin tabiriyle ışıktan kaftan giydirilmiş. Işıktan kaftan giydirilmiş. Şu önde bir havuz görüyorsunuz. Havuzun fıskiyeleri açılmış. Dikkat ediyor musunuz? İstanbul Üniversitesi, yeni harflerle İstanbul Üniversitesi yazılmış. Yani bugün Darül Umur Askeriye yazılı kitabenin üzerine bir mermer levha konulmak suretiyle kanun dolayısıyla eski harfli ibare kapatılmış. Bu iki tarafında da Fetih Suresi'nden ayetler vardır. Onlar da kapatılmıştır. Tabi Tuğra, Sultan Abdülaziz döneminde yapıldığı için Sultan Abdülaziz'in Tuğrası vardı. O çok yakın zamanlara kadar kapalıydı. O da birkaç sene önce açıldı. Resimlerini birazdan göstereceğim. Evet. Daha yakın zamanlardan bir fotoğraf. Ne yaptım? Nereye gitti fotoğraf?
Şunları da göstereyim. Evet, restore edildikten sonra, yani Tuğra'nın üzerindeki o mermer levha kaldırılıp restore edildikten sonraki fotoğraflardan biri. Yani yapıldığı dönemdeki hali yakın zamanlarda bu hale dönüştü tekrar. Biliyorsunuz 1927 yılında çıkan bir kanunla padişahların isimlerini yansıtan kitabeler ve tuğralar kazınmış idi bir kısmı. Tabii derhal müdahale edilerek engellendi bu. Ama maalesef birçok tuğra, birçok kitabe kazınmıştır. Mesela Divan yolunda önünden geçerseniz bakın, Cevrik Alfa Mektebi vardır. Şu anda Türk Edebiyatı Vakfı tarafından kullanılıyor. Hem Sebil'in hem de mektebin kitabesine bakın. Hem Tuğra'nın hem de kitabeden bir bölümünün kazınmış olduğunu göreceksiniz. Osman Nuri Ergin, Muallim Nevcet gibi, Cevdet gibi isimler müdahale ederek tamamının kazınmasını engelliyorlar ama tamamı kazınan bir yığın kitabe var. Bereket versin, üniversitenin o zaman Darülfünun'un rektörü sanatsever bir adammış. Bu büyük hattatların Şefik Efendi ile Abdülfettah Efendi'nin imzalarını taşıyan ki Türk hat sanatının büyük isimleridir bunlar. Bu eserlerin, bu yazıların kapatılmasını engellemiş. Üzerlerini kapatmış tahrip etmeden. Böylece bugüne ulaşmış oluyor bunlar arkadaşlar. Evet, pırıl pırıl arkadan görünüşü. Tuğra, evet. Şimdi tekrar geri dönelim. Yapın, ben anlatmaya devam edeyim. Zaten böyle oturarak anlatmak bana zor geliyor. Tabii resim göstereyim derken konuşmanın akışı da değişiveriyor. Şimdi Bayezid Meydanı, evet, 1960'lara kadar özellikle edebiyat adamlarının, kültür adamlarının ve İstanbul Üniversitesi'nde görev yapmış yerli ve yabancı İlim adamlarının, akademisyenlerin hatıralarından hiç silinmeyen, son derece hareketli, canlı bir meydandı arkadaşlar. Bir kültür merkeziydi. Günümüzde kültür merkezleri, şehrin merkezleri çoğaldı biliyorsunuz. Üniversiteler de çok. Dünya kadar üniversite var ama o zaman İstanbul Üniversitesi, bir de İTÜ vardı, İstanbul Teknik Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi aslında kültürün, ilmin merkeziydi. Dolayısıyla kültür faaliyetlerinin büyük bir kısmı bu civarda teşekkül ediyordu. Daha da önemlisi İstanbul Valiliği olarak kullandığımız binanın bir zamanlar sadaret binası olması. Yani babali olması dolayısıyla kolay haber almak amacıyla, nezaretler de onun civarındaydı. Kolay haber almak amacıyla basının babali civarında teşekkül etmesi son derece önemli bir gelişmeydi. Yani bütün gazeteler Bağbali'de. O bizim Bağbali yokuşu dediğimiz Bağbali ve Cağaloğlu civarında temerküz etmişti. Tabii yayın evleri de orada temerküz etmişti. Çok çok yakın olması dolayısıyla Bayezid Meydanı ve o civarda oluşan bir takım kurumlar aynı zamanda gazetecilerin uğrak yerleriydi. Şimdi üniversite kütüphanesi son derece önemli bir kütüphanedir biliyorsunuz. Bugün ikiye ayrılmış, Nadir Eserler Kütüphanesi ve Merkez Kütüphane. O zaman tek üniversite kütüphanesiydi. Belediye kütüphanesi, şimdi Atatürk kitaplı olarak bildiğiniz Taksim'deki kütüphanenin aslında asıl mekanı bugün Bayezid Medresesi olarak bildiğimiz İstanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi olarak kullanılan binada idi. Orası belediye kütüphanesi ve İnkılap Müzesiydi. Öte yandan bildiğiniz gibi sahaflar çarşısı, kültürümüzün kadim ürünlerinin sürekli el değiştirdiği dolayısıyla bütün araştırmacıların, tarihçilerin, oryantalistlerin vesaire devam ettiği bir yer. Bir de milli kütüphane olarak
kurulan 1884 yılında Naima tarihinin bir takımı konulmak üzere açılışı yapılan Bayezid Külliyesi'nin imalethanesinin dönüştürülmesi suretiyle açılışı yapılan eskilerin kütüphane-i umumi dedikleri Bayezid Devlet Kütüphanesi. Bakın kaç tane kütüphane oluştu. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Bayezid Devlet Kütüphanesi, Belediye Kütüphanesi, bir çeşit vazife gören sahaflar çarşısı, çeşit kütüphane vazifesi gören sahaflar çarşısı. 1940'larda da süreli yayınlar açısından son derece önemli bir kütüphane olan yine Bayezid Külliyesi'nin Sıbyan Mektebi'nin kullanıldığı meşhur Hakkı Tarık Ulus Kütüphanesi, bir de civarda biliyorsunuz Koca Rakıp Paşa Kütüphanesi, Köprülü Kütüphanesi, ileride Efendim Atıf Efendi Kütüphanesi filan. Kelimenin tam manasıyla bir kültürel muhit niteliğini taşıyordu. Dolayısıyla burası tam bir cazibe merkezi haline gelmişti. Şimdi üniversiteye gelenler, talebeler, hocalar, kütüphaneden istifade etmek için yurt dışından, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen insanlar, Bayezid Devlet Kütüphanesi, Belediye Kütüphanesi, Hakkı Tarık Ulus, geliyorlar. Orada bir takım ihtiyaçları var tabii. Çay kahve içmek isterler insanlar, dinlenmek isterler yoruldukları zaman, efendim yemek yemek isterler vesaire. Bu resimleri gösterebiliyoruz değil mi? Daha sonra, anlattıktan sonra hızlı bir şekilde göstereyim en iyisi o. Çünkü konuşmanın akışını bozuveriyor. Dolayısıyla adeta bütün kültür dünyasının toparlandığı, buluştuğu bir merkez olmak bakımından bu insanların ihtiyaçlarına karşılık verecek kahvehaneler, ama sanatçı kahvehaneleri, entelektüel kahvehaneleri bu bölgede açılmaya başlandı. Bir resmi açayım da, o resim çok önemli bir resim. Nasıl açacağız bunu arkadaşlar ya? Ha, şuna basıyoruz değil mi? Tamam. Şimdi meydan. Çok güzel bir resimdir arkadaşlar. Tam hafızalarda ve hatıralarda yaşayan Bayezid Meydanı bu meydandır. Şu havuz, gençler Sait Faik'in hikayelerini okumuşlardır tahmin ediyorum. Havuz başı hikayesini kaç kişi okudu? Evet, tek tük de olsa havuz başı hikayesini okuyanlar var. Sait Faik'i okuyun çocuklar. Yani o yılların İstanbul'u en güzel yansıdığı hikayeler Sait Faik'in hikayeleridir. Havuzbaşı hikayesi işte Bayezid Meydanı'ndaki şu havuz başının etrafında geçer. Onun resimlerini göstereceğim. Çok güzel resimleri var. 1924 yılında yapılmış Bayezid Meydanı'na çok özel bir anlam katan bir havuzdu bu. Bu havuzun etrafı bir yığın buluşmalara, randevulara sahne olmuş. Havuzbaşı hikayesinde de böyle bir randevu anlatılır. Ama insanlar asıl şairler, yazarlar, gazeteciler asıl buluşma yeri şu ağaçlıklı bölge. Gördüğünüz bu ağaçlıklı bölgede teşekkül etmiş bir yazlık kahveydi. Adı Küllük. Duymuşsunuzdur belki. Küllük kahvesi. Aslında 20. yüzyılın başlarında teşekkül etmeye başlamış ama ciddi manada fonksiyonunu 1930'larda icra etmiş. Yani 1930'lar, 40'lar, 50'ler, ta 1960 yılına kadar o kahve ve o kahvenin hemen bitişiğindeki Emin Efendi lokantası, ki bu Emin Efendi lokantası en leziz Türk yemeklerini yapan lokanta. Rahmetli Ahmet Haşim boğazına çok düşkünmüş. Biliyorsunuz. Ve gurme. Zaman zaman oburluk alametleri göstermekle beraber bir gurmeydi rahmetli Ahmet Haşim. Onun yemek zevkini bilen dostları evlerine davet ederlermiş. Evin hanımları da özene bezene sofralar hazırlarmış. Yine böyle bir sofraya oturduktan, leziz yemekleri yedikten sonra ah demiş Ahmet Haşim. Şimdi Emin Efendi lokantasında olsaydık da orada Emin Efendi'nin bir türlüsü yeseydik ne güzel olurdu.
ev sahibinin halini düşünün. Yani tıka basa harika bir sofrada yemek yedikten sonra bile kendisini özleten, tok insana bile kendini özleten, İstanbul Üniversitesi'nde görev yapmış yabancıların, yabancı hocaların bile hatırat kitaplarında yer almış bir lokanta orası. Ama tabii herkesin kesesine göre değil. Hocalar yemek yiyebiliyorlar ama İstanbul Üniversitesi'nin talebeleri nasıl yemek yesinler? Bir de parasız entelektüeller, o yılların entelektüellerinin ruh halini en iyi yansıtan Orhan Veli'nin meşhur şiiridir arkadaşlar. Cep delik, cepken delik, kevgir misin, be kardeşlik. Be kardeşlik hakikaten bir yandan da döner, dönüyor. Tabii mis gibi kokular saçarak. Ama küllüğün ahşap masalarında ceplerinde 3-5 kuruş para olan şairler, yazarlar çay ve simitle idare ediyorlar. Meşhur Abidin Dino'yu bilirsiniz, ressam, şair, yazar, önemli bir ressamdır hakikaten. Onun bir de kardeşi vardır, Arif Dino. Bu da şairdir. Kısa kısa esprili şiirler yazardı. Ama Abidin Dino şu kadar, o dev gibi bir adam. Birbirinin kardeşi olduğuna katiyen inanamazsınız. Bir gün böyle oturuyorlar, döner kokuları geliyor Emin Efendi lokantasından. Bunların ceplerinde para yok tabii, önlerinde kuru simit, çay. Dayanamıyor, bir şiir yazıyor orada. Döner kebap dönmez olsun. Duymuşsunuzdur bu şiiri aslında ama hikayesini, muhtemelen hikayesini bilmiyorsunuzdur. Yani şehrin tarihiyle, kültürüyle, o şehrin insanlarıyla birlikte kavramayı anlamaya başladığınız zaman bunları öğreniyorsunuz. Ondan sonra bu mekanlar, bu fotoğraflar veya bu mekanlardan geriye kalanlar daha anlamlı hale gelmeye başlıyor. Yani bu küllük lokantası düşünün, Ahmet Hamdi Tanpınar'ından Necip Fazıl'ına, Yahya Kemal'inden Nazım Hikmet'ine, Orhan Veli'sinden Asaf Halet Çelebi'sine kadar, özellikle 1930'larda ve 40'larda Türk edebiyatının, sanatının, kültürünün bütün belli başlı aktörlerini bulmanız, görmeniz mümkündü. Peyami Safa'nın romanlarında geçer, Kemal Tahir'in romanlarında geçer bu mekanlar. Tabii kütüphanelerden istifade etmek için gelen ilim adamları orada beklerlerdi. Orada vakit geçirirlerdi. Açılışına kadar, kütüphanenin açılışına kadar. Gazeteciler gelirler, orada sanat edebiyat dünyasından haberler alırlar, kulak misafiri olurlar. Tabii 1940'ları falan düşündüğünüz zaman oraya giden, kulak misafiri olan başkalarının da bulunduğunu tahmin edebilirsiniz. Acaba devlet aleyhinde neler konuşuluyor diye kulak misafiri olanların da bulunduğunu tahmin edersiniz. Evet, bu Beyazıt Meydanı 1960'lara kadar şu gördüğünüz 1920'lerin başında şekillenmeye başlayan 1960'lara kadar süren bir manzara. Tramvay geliyor tabii. Tramvay geliyor, havuzun etrafından dolaşıyor. Üniversite talebeleri tramvaylarla üniversitelerine geliyorlar. Havuz başında buluşuyorlar, sevgililer buluşuyor veya şairler, yazarlar orada randevu veriyorlar veya küllükte randevu veriyorlar vesaire. Son derece canlı, hareketli. Canları sıkıldığı zaman Sahaflar Çarşısı'na geçiyor. Sahaflar Çarşısı'ndan Kapalı Çarşı'ya, size bir güzergah tarif ediyorum, gezinti güzergahı. Oradan Kapalı Çarşı'ya giriyorlar. Kapalı Çarşı'nın o müthiş labirente benzeyen dünyasında vakitler geçiriyorlar. Oradan Cağaloğlu, Bağbali Yokuşu, yayın evleri, efendim, gazeteler vesaire. Çok canlı bir ortam. Ama tabii zaman içerisinde Bayezid Meydanı'nda değişiklik yapmak ihtiyacı hissediliyor. Önce bir proje uygulanıyor. O proje Sedat Hakkı Eldem'in projesidir. O projede tamamen bir trafik kavşağı haline getiriliyor. Yani eğer o proje uygulanmış olsaydı, uygulanmış zaten, devam etmiş olsaydı uygulanmış haliyle, bugün tam bir trafik karmaşası olacaktı Bayezid Meydanı. Ama bir yarışma açılıyor o meydanın, o hali beğenilmediği için. Bu yarışmayı da merhum, hepinizin ismini çok iyi bildiğiniz Turgut Cansever Hoca'nın
projesi kazanıyor. Bu proje bir yayalaştırma projesidir. Şu sıralarda ciddi bir değişiklik uygulanıyor. Ne çıkacak, ne çıkacak ortaya bilmiyorum. Aslında Turgut Cansever'in hocanın projesi de çok eleştirilmiştir ama Bayezid Meydanı'nı bir trafik alanı, trafik kavşağı olmaktan kurtarıp yayalaştırdığı gerçeğini unutmamak lazım. Bir de kendisiyle konuştuğumuz zaman, ben bir de televizyon programı yapmıştım hocayla. Kendisiyle konuştuğumuz zaman çok dertliydi ve çok öfkeliydi, eleştirilere çok kızardı ve projesinin tam uygulanmadığı kanaatindeydi. Mesela bu küllük hakikaten çok önemli bir kültürel mekandır. Bu küllüğün esprisini muhafaza eden kafe, kahve alanları düşünmüş fakat uygulatmamışlar. Mesela meydana enteresandır, aklınızda bulunsun. Meydanda aslında hocanın seçtiği tuğla rengi taşlar döşenmesi planlanıyormuş projede. Buna da mani olmuşlar, Kızıl Meydanı hatırlatır diye. Moskova'daki Kızıl Meydanı hatırlatır diye ona da mani olmuşlar. Yani hoca benim projemin ancak %50'si falan uygulandı. Tamam uygulansaydı Bayezid Meydanı asıl manasında eski hüviyetini muhafaza edecekti diye çok kızar. Ve konuyu açtığınız zaman susturamazdınız zaten. O kadar dertliydi ki anlatırdı. Ama hakikaten uygulama sonucunda insanların hafızalarında kalan o Bayezid Meydanı imajı tamamen yok olmuştu. Bununla beraber bir süre daha o Bayezid Meydanı dediğimiz kültür alanı manasını, fonksiyonunu devam ettirdi. Ta ki Doğu Avrupa'dan Perestroika ve Glasnost politikası uygulanmaya başladıktan sonra bavul ticareti dediğimiz ticaret başlayıp da o bölge o ticareti yapanlar tarafından işgal edilinceye kadar bu hüviyeti devam etti. Sahaflar Çarşısı da 1980'lere kadar asıl manasında Sahaflar Çarşısı niteliğini taşıyordu. Bugün bildiğiniz gibi bir üniversite yardımcı kitapları satan, yeni kitapları satan kitapçılarla dolu bir alan haline geldi. Şu anda Sahaflar Çarşısı'nda sahaf ya bir tane ya iki tane diyebiliriz. Sahaflık biliyorsunuz Kadıköy ve Moda civarına, Beyoğlu'nda Aslıhan Pazarı vesaire biliyorsunuz oralara taşınmış durumda. Adı Sahaflar Çarşısı ama bugün Sahaflar Çarşısı hüviyetini taşımayan bir çarşı niteliği taşıyor. Halbuki sahaflar son derece önemli. Yani Sahaflar Çarşısı olduğu zaman Bayezid Meydanı'nın kültürel atmosferini ciddi manada besleyen bir mekandı Sahaflar Çarşısı. Yine de gittiğiniz zaman orayı eski çarşıymış gibi bir şöyle bir gezin, tadına varın. Birkaç resim göstereyim isterseniz. Eski Sahaflar Çarşısı nasılmış? Mekan sıcak oldu galiba değil mi? Şu havuzu göstereyim önce isterseniz. Havuzdan söz ettik ya. Önce 1924'te havuz yapıldığı zaman alay etmişler. Bu kadar havuza ne ihtiyacımız var diye. Bu kelebek mecmuasıdır arkadaşlar. Bak bu havuzun karikatürü bu. Altında da kelbaşa şimşir tarak yazıyor. Halbuki bu havuzu yaptıran o dönemin İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Haydar Bey adında bir zattır. İstanbul'un yangınları meşhur biliyorsunuz. Bu havuzu yaptırırken hem meydana bir güzellik katmak hem de yangın çıktığı zaman acilen su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılmış bir havuzdu. Zamanla edebiyatımıza mal olan, hafızalara yerleşen bir havuz olarak meydanın sembollerinden biri haline gelmişti. Niye devam etmiyor? Evet. Şimdi eski hali, yani havuzun var olduğu zamandaki görünüşü. Bu Bayezid Camii'nin minarelerinden birinin şerefesinden çekilmiş bir fotoğraf. Başka bir açıdan işte havuzun fıskiyelerini görüyorsunuz.
Güzel. Evet, başka bir. Henüz İstanbul Üniversitesi, yeni harflerle İstanbul Üniversitesi İdresi'nin durduğu dönemler. Bir başka açıdan havuzu görüyorsunuz. İşte bu Sait Faik'in havuz başı hikayesinin havuzudur arkadaşlar. Yine minareden çekilmiş bir havuz fotoğrafı. Evet, şimdi... Şunu da anlatayım. Çünkü bu kadar çok şey var ki hangi birini anlatacağımı şaşırıyorum. Şimdi Bayezid Devlet Kütüphanesi'nin tarihi binası vardır. Bir de jandarma, bir zamanlar jandarma kışlası olan, daha sonra eczacılık fakültesi olarak kullanılan bina da kütüphaneye dahil edildi. Eski binasının yanında başka bir külliyeye ait bina vardır. O binanın üzerinde ahşap bir hünkâr kasrı vardı. Şimdi Bayezid Camii'ni gördünüz az önce fotoğraflardan. Aslında Bayezid Camii'nin dikkat ederseniz diğer camilerden bir eksiği var. İç avlusu var biliyorsunuz. Ama camilerin bir de dış avlusu vardır. Süleymaniye Camii'ni düşünün, Fatih Camii'ni düşünün, Sultanahmet Camii'ni düşünün. Dış avlusu vardır. İşte II. Mahmut askeri gösterilerin, büyük törenlerin, gösterişli törenlerin yapılabileceği bir meydan ihtiyacı hissedince Bayezid Camii'nin külliyesinin avlu duvarlarını yıktırıyor, bir büyük bir meydan yapıyor ve o meydanda yapılacak gösterileri seyretmek amacıyla bir hünkâr kasrı inşa ettiriyor. Ahşap ve muhteşem bir hünkâr kasrı neyin üzerine? İmaret binasının üzerine. Bu kasrın birkaç fotoğrafı var ama mesela şu Yıldız albümlerinden, yani Abdülhamid'in albümlerinden bir fotoğraftır çocuklar. Kurban bayramlarında aynı zamanda kurban satılan bir alan olarak kullanılırdı. Bakın şu ahşap köşkü görüyorsunuz. Bu işte Sultan II. Mahmut tarafından yaptırılan hünkâr kasrıdır. Bu Ahmet Yakuboğlu vardır ya, meşhur Kütahyalı ressam. Onun yaptığı bir resim ama bu Sedat Hakkı Eldem'in Türk Evleri kitabından bugüne ulaşabilen fotoğraflar bunlar. Başka da fotoğraf yok maalesef ama Ahmet Ziya Akbulut adlı çok önemli bir ressam vardır arkadaşlar. Ahmet Ziya Akbulut'un 1930'larda yaptığı yağlı boya 3 tane tablo vardır. İçeriden ve dışarıdan yansıttığı ahşap hünkâr kasrı. 1930'larda yıkılan bir kasırdır. Bu Aziz Nesin'in hatıratına geçiyor. Mesela şu fotoğrafçılar falan bile geçiyor. Aziz Nesin'in hatıratını okuduysanız o yılları yaşamış adamların hatırat kitaplarında geçer. Çalışmıyor bazen bu nedense. Evet, bu içeriden görünüşü kasrın. Bu başka bir görünüşü. Bu da Ahmet Ziya Akbulut'un. Bunun yerinde yeliler esiyor tabii. Zaman içerisinde terk edilmiş, kullanılmaz hale gelmiş ve güvercinler tarafından yuva yapılmış. 1930'larda bu bina yıkıldığı zaman hep yıkmayı biliriz diyorsunuz. Hemen yıkarız her şeyi. O muhteşem II. Mahmud'un devrinin hatırasını hem de sivil mimarinin çok önemli bir örneğini öyle gözümüzü kırpmadan yıkıveririz. Yıkmışız ve bütün güvercinler Bayezid Meydanı'na ve Bayezid Camii'nin avlusuna taşınmışlar. Bayezid Meydanı'nın güvercinleri ayrı bir bahistir. Yani bir saat konuşulabilir o konuda. Evet, bunu da geçelim. Ne gösterecektim? Sahaflar Çarşısı'nı gösterecektim değil mi? Önce Münif Fehim'in meşhur tablosu. Münif Fehim, duydunuz mu çocuklar? Bir illüstrasyon üstadır, illüstratördür. Yani gazete ve dergi fotoğrafları, resimleri yapmakla meşhur bir ressamdı. Bu eski Sahaflar Çarşısı'nın görünüşü çocuklar. Tabii çok pitoresk görünüş. Öyle dar bir sokak düşünün. İki tarafında ahşap dükkanlar ve eski sahaflar. Bu kapı duruyor bugün. Kapalı Çarşı tarafından girdiğiniz kapı. İbnül Emin Mahmud Kemal isminde bilirsiniz. Çok önemli bir adamdır çocuklar. Çok çok önemli bir adamdır. Onun Son Hattatlar, Son Asır Türk Şairleri, efendim, Son Sadrazamlar, Hoşsa'da,
gibi dört eseri vardır ki bizim biyografi edebiyatımızın en önemli eserleridir ve bütün tarih ve edebiyat araştırması yapanlar için birinci derecede kaynaklardır bunlar. Tam bir Osmanlı asilzadesidir aslında, kitap meraklısı. Muhteşem koleksiyonları şimdi İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nin depolarında saklanıyor. Bu sahaflar çarşısından girdiği zaman zaten herkes ayağa kalkarmış. Elini, eteğini öpermiş. Tam bir Osmanlı. Bakırcılar Çarşısı'nda müthiş bir konağı var. O konağında her pazartesi gecesi musiki meclisleri yapılıyor. O musiki meclislerinin misafirleri bakanlar, rektörler, efendim profesörler, elçiler vesaire. Hepsi de el pençe divan dururlar. Mesela Hasan Ali Yücel müdavimlerinden biri İbn-i Levi'nin karşısında böyle durur. Öyle bir adamdır bu. Onun sahaflar çarşısından geçişini, Bakırcılar Çarşısı hemen arkası. Onun sahaflar çarşısından geçişini yansıtan bir tablo. Artık son zamanlarında çekilmiş bir fotoğraf. Üzerindeki asmalar gitmiş. Bir de yangın geçirdi. Bugünkü sahaflar çarşısı o yangından sonra inşa edildi. Muhtemelen o yangından sonra çekilmiş bir fotoğraf. Bir dükkan, iki sahaf, meşhur sahaflardır onlar. İşsizlikten tavla oynuyorlar galiba. Evet, en güzel fotoğraf tam Bayezid Meydanı'nın meydanından sahaflar çarşısına girdikten sonra görünen manzarası, üzeri tamamen asmalarla kapalı sahaflar çarşısı budur arkadaşlar. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur romanını okuduysanız, okuyan var mı Huzur romanını? Huzur romanını okuyan daha fazla ama herkes okumuş olması lazım. Öğrenci kardeşlerim, hepinizin okumuş olması lazım Huzur romanını mutlaka. Huzur romanının hemen başında romanın kahramanı Mümtaz buradan geçer. O romanı okuduğunuz zaman bu fotoğrafı hayalinizde canlandırın. Yabancıların da dikkatini çekmiştir. Pitoresk dedim. Ne demek pitoresk? Evet, resim gibi, o kadar güzel yani. Mesela niye açmıyor bu? Tamam mı diyeceğiz? Mesela bunu yabancı bir ressam yapmış, bir gravür sahaflar çarşısı. Bu da bir gazete ressamının yine o günlerdeki sahaflar çarşısının havasını yansıttığı bir fotoğraf. Evet. Bir resim. O kadar çok konu var ki arkadaşlar. Vaktim ne kadar benim? 15 dakikamız var değil mi? Tamam. Şu sigarasını görmezden gelin. Gençler. Kim bu? Asaf Halet Çelebi. Duydunuz mu? Hani Om Mani Padme Hum. Nargilesini de görmezden gelin. İşte burada küllükte oturmuş. Tam küllük burası. Bu 7 gün mecmuasında o zamanın 1930'ların ve 40'ların çok ünlü bir magazin mecmuasıdır. Çocuklar Simavilerin çıkardığı güzel bir dergidir ama o zamanların magazin mecmuaları aynı zamanda kültür mecmuaları niteliğini taşıyordu. Orada yapılmış bir röportajda çekilmiş fotoğraflar. Yoksa küllüğün fotoğrafı maalesef çok az. İşte oturmuşlar, şu Hikmet Feridun Ester meşhur röportaj yazarı. O küllükte Asaf Halet Çelebi ile sohbet ediyor. Bu küllüğün tam yeri çocuklar, arkadaşlar. Bayezid Camii'nin Ordu Caddesi'ne bakan meyit kapısının önündeki ağaçlıklı kısım. Bazen şiirlere bile yansımıştır. O şairler, yazarlar oturmuşlar, sohbet ediyorlar. Birden bir cenaze geliveriyor. Bütün küllük ayağa kalkıyor. O zamanlarda batılılaşma ya, herkes saygı duruşuna geçiyor. Birdenbire bir kahvehanenin birden ayağa kalktığını ve saygı duruşuna geçtiğini düşünün. Oradan bir cenaze geçiyor caminin
avlusuna cenaze namazı kılınmak üzere geliyor. Birçok hatırat kitabında ve şiirlerde vardır bu. Çok enteresan hadiseler var ama mesela Mehmet Akif'in cenazesi biliyorsunuz değil mi? Törensiz. Evet, çok törensiz, böyle alelacele Beyazıt Camii'ne getiriliyor. Ama kış, yaz kahvesi olduğu için açıkta oturanlar yok. Küçücük bir kapalı mekanı var. Bu mekanda oturanlar, talebeler vesaire var. Üzerinde bayrak mayrak olmadan Mehmet Akif'in tabutu Bayezid Camii'nin meyyit kapısına getiriliyor. Nasılsa birisi onun Mehmet Akif'in tabutu olduğunu öğrenince oradaki üniversite talebeleri derhal harekete geçiyorlar. Nasıl oluyor, nereden buluyorlar? Önce bir bayrak buluyorlar. Tabutun üzerine örtüyorlar. Bütün üniversiteye ve bütün civara anında haberler ulaşıyor. Sonra bir de Kabe örtüsü buluveriyorlar. Bunların fotoğrafları var. Hem çıplak halinin fotoğrafı var, hem bayraklı, hem de Kabe örtülü fotoğrafı var. Çok kısa bir sürede Mehmet Akif'in cenazesine muhteşem ve çoğunlukla gençlerden oluşan bir kalabalık, cemaat toplanıveriliyor. Ve cenaze namazı kıldıktan sonra o kalabalığın omuzlarında, o Aralık ayında, o kış şartlarında yürüyerek Edirne Kapı mezarlığına kadar götürülüyor. Yani küllük ve cenaze töreni ilişkisi hakkında bu Mehmet Akif'in cenazesi çok enteresan bir örnektir. Uzatmayalım. Evet, başka bir. Bayezid maalesef küçük resimler. Burada kuşlara yem alıyor. Güvercinleri meşhurdur biliyorsunuz. Evet. Bu mecmua küllük mecmuası. 1940. Adı niye küllük? Çünkü küllük kahvesinde çıkarılıyor. Şimdi mecmuaların, gazetelerin son derece şık büroları var biliyorsunuz. Eskiden öyle ceplerinden para toplar insanlar. Bulur, buluşturur. Dergi çıkarırlardı hemen. Öyle bürosu, ofisi falan ne gezer? Ofis, kıraathane. Mesela Meserret Kıraathanesi, birçok yazarın romanlarını yazdığı kıraathanedir. İkbal Kıraathanesi Nuri Osmaniye'de, Yahya Kemal'in ve arkadaşlarının dergah mecmuasını çıkardıkları kıraathanedir. Küllük kahvesi de birçok derginin çıkarıldığı kahvehanedir. Küllük dergisi bunlardan birincisi. 1940, Orhan Veli ve arkadaşları çıkarıyor bu dergiyi. Bir sayı çıkabiliyor çünkü içindeki Orhan Veli'nin bir şiiri yüzünden Hasan Ali Yücel bu şiirde bana taviz var, beni eleştiriyor bu şiir gerekçesiyle dergiyi kapatıyor. Tek sayı çıkmıştır. Ama aynı kişiler daha sonra Ses diye bir dergi çıkarıyorlar. Yani 1940'larda gün edebiyatımızda 1940 kuşağı diye bildiğimiz edebiyatçılar, yani Orhan Veliler, Melih Cevdetler, Oktay Rıfatlar, Asaf Aletler, ressamlar vesaire burada toplanıyorlardı. 1940'larda daha ziyade sol tandanslı aydınların toplandığı bir yerde. Muhafazakar aydınlar da hemen bunun arkasındaki Çınaraltı kısmını kendilerine mekan tutmuşlardı. Çınaraltı vardır ya, Bayezid'de meşhur. Aslında iki tane ağaç vardır orada. Bir çınar, muhteşem bir çınar. Öyle. Bir de kestane ağacı. Ama o kestane ağacı yakın zamanlarda galiba rüzgar, bir fırtınada devriliverdi. Ama çınar duruyor. O çınar altları son derece önemli biliyorsunuz. Eskiler, atalarımız yaptıkları abideleri böyle çınar ağacıyla mutlaka süslerlerdi. Çınar zaten Osmanlılığın bir çeşit sembolüdür ve çok anlamlı bir ağaçtır. Muhafazakar aydınlar da mesela orada Çınaraltı dergisini çıkarmışlardı. Yani aralarında tatlı bir rekabet, atışma vardı. Yani kısaca uzatmayayım, böyle sıcak oldu ve epeyce yoruldunuz. Biraz hızlı şekilde resim gösterip bitirmek istiyorum. Anlatacak çok şey var aslında. Hızlı hızlı geçeceğim efendim. Evet. Bu Fahri Nüsa Zeyd'in, ressam Fahri Nüsa Zeyd'in Çınaraltı'nı kendi üslubuyla anlattığı bir resimdir.
İstanbul Dergisi'nin kapağında yer almış, görüyorsunuz. Bu Eren Eyüboğlu'nun çınar altını yansıttığı bir resimdir. Sahaflar Çarşısı'nın kapısı burası. Bu bir amatör ressamın 1970'lerde Bayezid Meydanı'nın görünüşünü yaptığı küllük. Evet, küllük kahvesinin oluşma dönemi, ilk yılları. Burası da öyle. Görünüyor değil mi? Evet, Arif Kaptan, ressam Arif Kaptan'ın çizgileriyle küllükten bir köşe. Arkada Emin Efendi Lokantası'nı görüyorsunuz. Şu, işte Emin Efendi Lokantası. Küllükten başka bir çizim, Mihriban Sayın'ın. Bu da Bayezid'deki kahvehanelerden bir tanesi. O Bayezid Medresesi'nin etrafında ahşap dükkanlar vardı. Kahvehaneler, mürekkepçiler, kağıtçılar, kitapçılar vesaire. Oraları mekan tutmuşlardı. 1940'larda o ahşap yapılar kaldırıldı, bugünkü haline dönüştü. Bu da işte Emin Mahir Lokantası, Emin Efendi Lokantası. Bunlar da meşhur garsonları. Garsonları bile meşhurmuş oranın. Tek fotoğraf, bulabildiğim tek fotoğraf bu. Nedret İşli'nin arşivinden. Bu da o yılların, o kahvelerin müdavimlerinden, Esafili Şark'ın en önemli isimlerinden tarihçi Mükrimin Halil İnanç'tır. Vaktimiz olsa da bu Esafili Şark dediğimiz aydınlar grubunu ve maceralarını anlatabilsem. O grubun bazıları, evet, mesela o yıllarda çıkmış bir gazetede çınar altında toplanan aydınların hikayesini anlatan bir yazı bu. Efendim, İstanbul'un ilk kârgir konakları da İstanbul Bayezid civarında yapıldı çocuklar. Daha önce genellikle konaklarımız ahşap olurdu biliyorsunuz. Tarihi İstanbul'da. Yani nefs-i İstanbul'da konaklar, evler, konaklar ahşap olurdu. Bu Ali Paşa Konağı, Tanzimat döneminin sadrazamlarının yandıktan sonra çekilmiş bir fotoğraf ama yanlış. Bu Ali Paşa Konağı restore edildikten sonra, yangından sonra arkadaşlar. Bu Zeynep Hanım Konağı, bu da yandı. Yanmayan bir şey yok İstanbul'da. Ne zenginlikler yandı. Şu anda İstanbul Fen ve Edebiyat Fakültesi'nin yerinde Kavallalı Mehmet Ali Paşa'nın kızı Zeynep Hanım için kocası Kamil Paşa'nın yaptırdığı kârgir konak. Zaten bu konak yapıldıktan sonra İstanbul'un zenginleri falan kendilerine böyle sağlam kârgir konaklar yaptırmaya başladılar. İşte hemen şimdi Eczacılık Fakültesi olarak kullanılan bina Fuat Paşa'nın konağıdır. Ali Paşa'nın konağını gösterdim. Bu da Zeynep Kamil Konağı. Tarihi İstanbul'da, hepsi İstanbul'da yapılan ilk kârgir konaklar bunlardır arkadaşlar. Bu yıllarca, yandığı 1940 yılına kadar İstanbul Üniversitesi tarafından kullanıldı. Efendim, başka bir fotoğraf. Zeynep Hanım Konağı'nın başka bir fotoğrafı. Bu da Zeynep Hanım. Hani Zeynep Kamil diyoruz ya, hastanesi de var. İşte o hastaneyi yaptıran hanım da bu oturuşundan değil mi? Ben yani ben Zeynep Kamil'im. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın kızı, Sadrazam Kamil Paşa'nın eşi, zevcesi Zeynep Kamil. Yani oturuşundan bas bas bağırıyor değil mi? Kadının gücü. Evet. Şimdi çok eski bir fotoğraf var. O fotoğrafı göstereyim. Çok fotoğraf var da burada. Onu gösterdik. Bugünkü haline dönüşmeden görüyorsunuz. Önceki dönemde, Tanzimat döneminde böyle Marmara'ya doğru uzanan bir cadde yapmayı düşünmüşler. Böyle yavaş yavaş iki tarafını ağaçlandırmak suretiyle denemişler. Ama olmamış. Hani Zeynep Hanım Konağı dedim ya, şimdi İstanbul Fen ve Edebiyat Fakültesi'nin bulunduğu binanın yerindeki Zeynep Hanım Konağı
burada görünüyor. Şu işte Fuat Paşa Konağı'dır. Şimdi Eczacılık Fakültesi olarak görünüyor. İki tane köşkü var. Şu profesörler yemekhanesinden bulunduğu köşk bildiğiniz gibi. Askerler dikkat ederseniz talim yapıyorlar. Talim yeridir. Şimdi ağaçlıklı bir alan İstanbul Üniversitesi'nin bahçesi. Ama o zaman talim yeri, Harbiye Nezareti'nin talim yeri niteliğini taşıyor. Evet, İstanbul demek ki 19. yüzyılın sonlarında Bayezid civarı böyle görünüyor arkadaşlar. Evet, uzatmayalım saati. Bir de Yangın Kulesi'nden bahsedeyim, bitireyim. Şu 27 Mayıs'tan sonra yapılan bir heykel biliyorsunuz. İstanbul'un yangınları meşhur ya. Bakın kaç tane yangından söz ettim bu sohbet sırasında. Yangınlarını takip etmek, yani uzaktan hemen fark etmek için yüksek kuleler ihtiyaç hasıl olmuş. Yüksek kuleler yapıyorlar. İşte Bayezid Yangın Kulesi öyle bir amaçla yapılmış bir kuledir ama önce ahşap bir yangın kulesi varmış sarayın bahçesinde. Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra Yeniçerilerin hatıralarını taşıdığı için II. Mahmut Yeniçerilerin hatıralarını taşıyan her şeyle birlikte kuleyi de yıktırmış. Silmek isteriz ya hemen. Fakat arkasında bir yangın çıkmış, felaket bir yangın. Kule olmadığı için, zamanında da fark edilemediği için ciddi manada tahribata yol açmış. Sonra bir kule tekrar yaptım, yine ahşap kule. Başka bir yangında da ahşap yangın kulesi de yanmış. Bunun üzerine kârgir bir kule yapmaya karar vermişler. Ağızdan doldurulmalı bir Osmanlı topu şeklinde bir yangın kulesi. 183 basamak. Geçenlerde İstanbul Üniversitesi Rektörü sağ olsun bir arkadaş grubuna kuleye çıkarttı. Ben de çıktım. Çıktım ama bir daha da çıkmam. Ama gözü alıp bir kere çıkıp 360 derece İstanbul'u yangın kulesinden seyretmek lazım. Eskiler iftar bile yaparlarmış. Yangın kulesi iftarları meşhur. Keyfine düşkün adamlar yangın kulesine çıkıp iftar yaparlarmış. Hatta bir fıkrada anlatılır ama uzatmayayım. Saat tam 3. 3 oldu. Tamam, başka bir zaman anlatırım. Evet efendim, yani aslında yani bir saatte anlatılabilecek gibi değil ama mümkün mertebe bir şeyler söylemeye çalıştım. Sıcak da oldu, ben de terledim tahmin ediyorum. Siz de terlediniz.